Beyler bayanlar selamlar. Hepinizin bildiği oyunla tekrar karşınızdayım Sunflower. Peki bugün Sunflower'da neyi göstereceğim arkadaşlar size? NFT satarak nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Burada sizlere bazı seçenekler sunacağım. Kimisi kolay olacak, kimisinin günlük yapabileceksiniz, kimisinin için birkaç gün uğraşmak zorunda kalacaksınız ve hepsini teker teker inceleyeceğiz. Öyleyse haydi geçelim bakalım videomuza. Öncelikle oyunun genel işleyişiyle ilgili hala sorularınız varsa önceki videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün konumuz neydi? NFT mintleyerek satmak ve bundan bir şekilde gelir elde etmek. Peki, öncelikle bir şu anda yapılabilir NFT'lere birlikte bakalım. Hemen şuraya girelim. Birincisi Nurse arkadaşlar. Bu korkuluk ne yapıyordu? %15 daha hızlandırıyordu. İkincisine Carrot Sword arkadaşlar. Daha sonrasında yapabileceğiniz diğer şeyler arasında bir tane Beaver var. Bu düşer odun sayısını arttırıyordu. Aynı zamanda buradaki tool'ları da satabiliyorsunuz ve bir yandan ne yapıyorduk arkadaşlar? Ağaçlarımızı kesiyorduk. Ağaçları bir üst seviyeye çıkartıp şuradaki madenden altında çıkartabiliyorduk. Şimdi bizim bugünkü temel odaklanacağımız şeyler bunlar. Öncelikle NFT'yi mintlemek için ne yapmanız gerekiyor? Hemen craft'a tıklıyorsunuz ve cüzdandan onay veriyorsunuz. NFT mintlendikten sonra ise bunu oyundan çıkartmanız gerekiyor. Bunun için ise banka gelip arkadaşlar NFT kısmını seçiyorsunuz ve cüzdanınıza çekmek istediğiniz NFT'yi seçtikten sonra withdraw'a basıyorsunuz. Bunun için de bir kere daha cüzdandan onay vermeniz gerekiyor. Daha sonrasında satışa hazır olacak. Ardından OpenSea'ya giriyoruz ve hangi eşyayı satacaksanız Yukarıda satanları, listings kısmında satanları, offers kısmında da satın almak isteyen kişileri görebilirsiniz. Ben istediğim fiyattan direkt bunu satışa yerleştirebilirim ama OpenSea'de dikkat etmeniz gereken diğer şey arkadaşlar 5 doların altında satışa koyamıyoruz. Yani 5 dolara denk olan Ethereum miktarını yazdıktan sonra OpenSea'de yerleştirebiliyorsunuz satışa ben direkt satın almak isteyen insanları satayım derseniz de aşağıdaki offers kısmından dilediğiniz kişiye tıklayabilir. Tabi dikkat etmeniz gereken diğer şey ise bazıları private listing oluyor. Yani özel cüzdan belirtilmiş oluyor. Siz ona satamazsınız. Sadece belirtmiş olduğu cüzdan ona satış yapabilir. Hatta ben birazcık faldan da satışa koymuş olduğum bu fountain'i şimdi sizlerle birlikte satayım. Aşağıdaki alış emirlerinden en yüksek fiyatla hangisi 3.16 dolar arkadaşlar. Accept'e tıklayayım. Daha sonrasında evet ben bunu 3.16'ya satmak istiyorum diyeyim. Ama şunu da hesaba katın arkadaşlar. Bir kere OpenSea %2.5 alıyor. Daha sonrasında da Creator Fee yani Sunflower'ın kendi takımı %10'luk bir komisyon alıyor buradaki satışlarda. Benim elime ne geçecek? 2.77 dolarlık Ethereum geçecek. Cüzdan onayı vermemiz gerekiyor. Daha sonrasında tekrardan giriş yapmamız gerekiyor. Buradan da hemen bir sign diyelim. Ve komplitte de ben de şu anki bu NFT'mi satmış oldum. Şimdi de geçelim güzel kısma. Hangisinden ne kadar kar ederiz, neyi yapmamız gerekiyor hangi NFT daha karlı? Şimdi önünüzde iki tane seçenek çıkıyor arkadaşlar. Birincisi NFT satmak, diğeri direkt materyal satmak. Aslında materyal de bir NFT ama ee... şöyle göstereyim size daha net olsun. Şuradaki rare itemları satabilirsiniz bir. ikincisi buradaki herhangi bir pickaxe son x vesaireyi de satabilirsiniz ya da çıkarttığınız odundur, golddur vesaire. Bunları satmak için yapmanız gereken şeyi zaten biraz önce göstermiştik. Hemen şuradan SFL items diyoruz. Örneğin bende 51 tane odun var. Bunun hepsini seçtiğim zaman direkt cüzdanıma aktaracak ve bunu satabileceksiniz. Peki bunu kime satacaksınız arkadaşlar? Normalde daha öncesinde burada Sunflower Land'in kendi yerinde de trade için yer vardı. buraya yazıyordunuz işte ben 50 tane olduğunu 5 dolardan satarım vesaire fiyatı neyse artık market fiyatı. Onu yazıyordunuz. Alıcı buldunuz zaman satıyordunuz. Son zamanlarda çok dolandırıcılık attığından dolayı maalesef burayı kapattık diyorlar. Şu anda OpenSea'deki satış yerini kullanabilirsiniz diyorlar. Ben size ekstradan bir çözüm daha sunuyorum. Ne kadar etkili olur bilmiyorum ama arkadaşlar hemen SFL alsat diye dün açmıştık. Burada da kendi aranızda ticaret için iletişim kurabilirsiniz ürettiğiniz şeyleri direkt buradan satabilirsiniz ya da ihtiyacınız olan şeyleri alabilirsiniz. Ama unutmayın buradaki hiçbir işlemden sorumluluk kabul etmiyorum arkadaşlar. Tamamen kendi aranızdaki bir işlem olacak. Neyse nasıl alıp satacağınızı da gösterdiğime göre iki tane seçenek var. Ya direkt müşteri bulacaksınız ya da OpenSea'den satacaksınız. Bunları gösterdiğime göre gelin bir de şimdi kar marjına bakalım. Öncelikle sizlerle daha öncesinde paylaştığım bu Excel'i kullanacağız. Bu Excel'de fakat bir kısım sıkıntılıydı. Hangi kısım sıkıntılıydı arkadaşlar? Formülde normalde kafamıza yatmayan bir yer vardı. Örneğin vu bir tane wooden SFLE eş değeri olarak e, formülüne baktığımızda bir de ekstradan süreyi koymuştu. Aslında süreyi koymaması gerekiyordu. Ama arka planda bu Excel'in yapımcısıyla konuştuğumuzda gerekli neden bunu eklediğini, ne olduğunu vesaireyi konuşarak çözdük ve Excel'in doğruluğuna kanaat getirdik arkadaşlar formülün doğruluğuna. Ve daha sonrasında da buradaki verileri baz alarak yaklaşık olarak bir değer çıkartmaya çalıştık. Ne değeri? NFT'lerin değeri. Şimdi biz hangi NFT'leri seçmiştik? Şu Fountain'i bir kere kapatıyorum. O örnek içinde arkadaşlar sizler için. Nancy'yi seçtik. Carry Sword'u seçtik. Wood Beaver'ı seçtik. Bir de daha sonrasında da Gold Ore'u seçeceğiz. Gold Ore en son bakacağımız olacak. Peki. Öyleyse şunların bir değerine hemen bakalım arkadaşlar. Nancy'nin SFL olarak yaklaşık bir değeri 110 token'a mal oluyor. Peki bunu üretmek için ne yapmanız gerekiyor? 100 tane buğday çıkartmanız gerekiyor. Buğdayı da sadece bu reddish payı yaptığınız zaman bu da ekip biçebilmeye başlıyorsunuz. Yani son seviyeye ulaşmanız gerekiyor. O yüzden bunu yapması birazcık daha zor. TFL değeri olarak daha ucuz aslında baktığınızda ama üretimi daha zor. Peki baktığımız diğer eşya neydi arkadaşlar? Wood Beaver. Wood Beaver'ın daha da ucuz olduğunu görebilirsiniz. Üretimi yaklaşık olarak 101 SFL'ye denk geliyor. Ve diğer baktığımız şey neydi? Curse Ward. da aslında hepsinden daha pahalıya denk geliyor. 181 token'a denk geliyor. Şuradan görebileceğiniz üzere en ucuzu Beaver arkadaşlar. Ardından neyse geliyor. Daha sonrasında Curse geliyor. Bu ürünleri ürettiğinizde aynı oranda mı kar elde ediyorsunuz? Hemen buna bakalım arkadaşlar. Carry Sword en pahalısı demiştik değil mi? Bu Carry Sword'u şu anda satışa koyarak satarsanız 141 dolardan satabiliyorsunuz. Günlük kaç tane satılmış örneğin? Bugün 37 tane satılmış arkadaşlar. Dün 33 tane satılmış. Yani evet gideri var satılıyor. Peki en pahalı alım emri ne kadar? 129 dolardan. Ondan sonrasında da direkt 100 doların altına düşüyor. Bu en pahalı olanıydı ama 100 doları satabiliyoruz. Woody ise üretimi en kolay olanlardan bir tanesi aslında Ve en ucuz olanlardan Sadece ağaç kesmeniz ve para biriktirmeniz gerekiyor arkadaşlar Woodweaver'ın fiyatına bakacak olursak da Dün 45 tane satılmış bugün daha bitmemesine rağmen 16 tane şimdiden satılmış en ucuz olan satış emri yani direkt satın alabileceğiniz fiyat 72 dolar ama başkasının direkt satın alma taleplerinden satmak istiyorsanız da arkadaşlar 79 dolar gözüküyor ama bu 79 dolar büyük ihtimalle private listing ben onun uyarısını geçeyim yani şu anki fiyatı bunun 58 dolar civarına geliyor. Üçüncü eşyamızda neydi Nancy'ydi Nancy'nin hemen şuradaki birim SFL olarak maliyetine bakarsak arkadaşlar 110'a denk geliyor. Fakat Nancy'yi satmaya çalıştığımızda 200 dolarlardan başlıyor ve alış emirleri de direkt yaklaşık olarak 200 dolarlarda. Burada öyleyse şu ana kadar mantıklı hangisi gözüküyor arkadaşlar? Neyse yapmak gözüküyor. Ama neyse niye bu kadar pahalı? Çünkü sizden istediği şey hemen şuradan gelelim. Bakalım. 100 tane buğday buğdaylarda bir gün sıraya arkadaşlar çıkması ve 22 tane slotunuz var yani ne demek oluyor bu zaten 5 gün sonrasında hazır hale gelecek bunlar hep zor olan da arkadaşlar belli bir süre isteyen ya da belli bir para isteyen şimdi sizlerle çok daha güzel bir hesap yapacağız günlük olarak direkt para kazanmak isteyen arkadaşlar ya ben ilerisinde güvenmiyorum oyuna hemen ben şu anda elimdekini paraya dönüştürmek istiyorum SFL token çıkana kadar diyorsanız da ne yapabilirsiniz direkt olarak arkadaşlar odun satabilirsiniz. En basit satış şeklidir. Buradan alacaksın baltayı ya da balta da satabilirsiniz. Baltayı alacaksın ya da baltayı satacaksın ya da baltayla ağaç kesip ağacı satacaksın ya da birazcık daha ben uğraşırım diyorsan da şuradaki bu süreci tamamlayacaksın. <laughs> Hangi süreç arkadaşlar? Eksi, pik e dönüştüreceksiniz. Pik eksi, son eksi dönüştüreceksiniz. Onu da iron eksi dönüştürüp iron eksi direkt gold çıkartacaksınız. Ve gold'u da tanesini OpenSea'den de satabiliyorsunuz bu arada. Son göstereceğim şey de buydu hatırlıyorsanız. Otomatik olarak 5 dolar civarına satabiliyorsunuz. Alış emirleri de bir sürü var arkadaşlar. Burada mutlaka açık olan bir alış emri bulabilirsiniz Belki 5 dolara burada gitmez 4-4.5 dolara gidebilir Artık bunun kontrolünü siz sağlayacaksınız alacaksınız Ya da direkt 5 dolardan satışa yerleştirirsiniz Ki günlük kaç tane satılıyor arkadaşlar Dün 753 tane satılmış Bir önceki gün 3252 tane Bugün şu ana kadar 377 tane daha satılmış Yani buradan da direkt Hiçbir müşteri Hiçbir kişiyi aramadan Discord'da Orada ıvır zıvırda OpenSea'da rahat bir şekilde Güvenli bir şekilde satışınızı gerçekleştirebilirsiniz Peki bu gold oru satmak mantıklı mı? Gold or'u ne kadar üretiyoruz? Şöyle göstereyim. Burası normalde 8.08 demiş. Buradaki farkı sizlere bir göstermem gerekiyor. Neden? 8.08 dediğini eşdeğeri olarak. Aslında 8.08 hesaplamak birazcık şansa bağlı. Gold çıkarttığınız zaman minimum 1 ya da 2 çıkıyor arkadaşlar. Bu da ortalamasını 1.5'dan almış. Aslında 1.5'dan almak çok doğru bir şey değil. Kötüsünü hesaplamak daha mantıklı. Ben kötüsünü hesapladığımda ise toplamda 16 SFL gibi bir miktara ulaştım. Yani en kötüsünü çıkarttığınızda yaklaşık olarak size 16 SFL'ye mal oluyor. Arada ortalamanın üstünde çıkartırsınız derseniz hadi 10-11 SFL civarına mal oluyor. Yani siz 10-11 SFL civarında üretim yaptığınız sürece günlük olarak arkadaşlar her gün bir tane altın çıkartabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 5 dolar civarına denk geliyor. Peki bu 10 SFL civarını ortalama bir oynayışla ne kadar sürede çıkartırsınız ne ekip biçmeniz gerekiyor şimdi bu Excel'e dikkatli bakmanız gerekiyor arkadaşlar bu Excel'de toplamda kaç saat üretim yapabileceğinizi ve elinizin ne kadar SFL'e geçireceğini görmüş oluyorsunuz eğer bunu düzenli olarak uygularsanız her gün bir tane net altın çıkartabileceksiniz birazcık da çok azıcık da şans lazım tabi yoksa bir gün 3 saat falan gerekiyor Peki ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Hemen şurada bir kaloriferi işaretledik ve bundan sadece günde bir kere ekiyoruz. Ne zaman ekiyoruz? Yatar Ekiyoruz. Daha sonrasında da sunflower, potato, pumpkin ve carrot ekerek günde toplamda 13.92 SFL çıkartabiliyoruz. Ve bunu yapmak için sadece iki kere senkronize etmeniz gerekiyor. Evet öyle sürekli bir dakikada bir başında durup bakmanız gerek yok. Diğer türlü yaparsanız evet daha fazla daha hızlı SFL üretirsiniz ama bu sefer de gereken bir şey var. Senkronize yaparken harcayacağınız matik. O yüzden ne kadar az matik harcayıp birazcık da az emek isteyecek, ortalama emek isteyecek yöntem bu oluyor arkadaşlar. Ne mi? Kerita kadar hepsini bir kere gün boyunca ektiniz. Ardından bir kere senkronize yaptınız. Ve ikinci seferde de yine aynı şekilde kerite kadar hepsini bitirdiniz. Elinizdeki tüm stoğu bitirdiniz. Ve gece yatarken de arkadaşlar kalorifer ektiniz Evet karnabahara kalorifer diyoruz Buna anlama geliyor toplamda 22 saatlik bir süre geçiyor arkadaşlar 22 saat 22 saati ekranda kalmıyorsunuz Ekranda kaldığınız süre sadece arkadaşlar şuradaki 0.59 oluyor O da şöyle hesaplarsak 0.59 çarpı 60 dersek 33 dakika boyunca ekranda kalmanız gerekecek Şimdi tüm konuyu toparlayalım bu şekilde üretim yaptığınızda arkadaşlar elinizde toplamda 13 SFL geçiyor. Ve bu 13 SFL'i gelip odun kesip odunla pickaxe yaratıp pickaxe'de stone çıkartıp stone'la da stone axe yapıp ardından da ve burada onu otomatik olarak vurarak altına dönüştürdünüz. Altını da sattınız arkadaşlar. Direkt bu işlemi yapabilirsiniz. Tabi bu işleme kadar gelmeden daha öncesinde son yapabilirsiniz, odun yapabilirsiniz. Ama unutmayın bunun müşterisini bulmanız lazım. Open OpenSea'de 5 dolar altında satış gerçekleştiremediğiniz içinde de doğru düzgün insanlar Wood'u almıyor. Niye Wood'u 5 dolara alsın abi? Genel mantığını anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Hesaplama ve karar size ait. Diler Nance yapın. Diler keris Sword yapın. Ama keris Sword'un fiyatı her gün düşüyor. Bunu unutmayın. Diğerlerinin de fiyatı doğal olarak her gün düşmeye devam edecek. Wood the Weaver yapabilirsiniz. Satabilirsiniz. Ya da kullanabilirsiniz de. Örneğin ben ilerisi için oynamayı düşündüğüm <laughs> için. Kesinlikle bunu yapacağım. Çünkü bana bol bol odun lazım olacak. Ve bu her... Ağaç kestiğimde odun düşme şansını %20 arttırıyor. Odun düşme şansı 3 ile 5 arasındaydı yani unutmayın. %20'sini arttırınca genel ortalamasını direkt 4 ve 5 olarak alabileceğim bunun sayesinde. Bununla ilgili de hangisini seçmediğim diye düşünüyorsanız da genel olarak bu Excel'deki şu kısmı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak bazı eşyaların ROI'sini göstermiş. Örneğin neyse üretirseniz 88 günde ROI'si olacak. Ama Wooded the Beaver'ı sürekli olarak odun keserseniz sürekli de kesemeyeceksiniz aslında. O yüzden çok doğruyu yansıtmıyor burası teorik. 8 günde ROI'sini çıkartacağını görebilirsiniz arkadaşlar. Ve buradaki hesaplamalarını unutmayın. Hepsi karnabahar üstünden yapılmış. Siz karnabahara ekene kadar daha geçmişini de daha öncesinde ekip biçeceğiniz için aslında buradaki roy'nin daha kısa olacağını da unutmayın. Evet biliyorum bu videoda birazcık kapıları karıştırdım. Kafanıza yatmayan tüm soruların cevaplarını arkadaşlar hem burada sorarak öğrenebilirsiniz. Hem de buyurun gelin arkadaşlar buradaki Discord adresimize buradan da daha mantıklı bir yol var mı? Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Buradan sorup cevaplarınızı ulaşabilirsiniz. Hem belki biz de bir şeyler kaparız arada. Neyse bakalım. Geldiniz, izlediğiniz için. çok sağ olun arkadaşlar. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.